Beştepe'ye uzandı isnat, sonuçta. Suç isnat edilen ortakları, öyle diyeyim, eşi ve kayınbiraderi de dahil olmak üzere. Onlar dışarıda ama örgütlü bir suçtan dolayı sadece Ünsal Ban içeride, ama şey, sonuç alıyor. Yani bir şeyleri değiştiriyor açıklamaları. Önlem alınmasını gerektiriyor. Ve son dönemde özellikle hep sarayın çevresinde dolanan bir Sedat Peker iddiaları var. Şimdi o sarayın etrafında sonsuza kadar dolanamaz bu iş. Yani illaki bir gün o kapıdan içeri girecek, ama nasıl girecek, neyle girecek onu bilmiyoruz. Bu risk tabii ki Cumhur İttifakı için toptan risk, MHP için de risk, AK Parti için de risk. Ben o nedenle Alaaddin Çakıcı'nın devlet başkanı tarafından kabul edildiğini ve bu konuda ne yapılabileceğini görüştüklerini düşünüyorum. İçeriden bir iki cümle alana kadar bu görüşümü muhafaza edeceğim. Alırsam yazacağım. Yazınca da biz de okuyacağız hemen buradan. Tabii aslında hani yani bu görüşme şu fotoğraf değil mi evet. En önemlisi? Yani koluna girdiği tabii. Biraz önce söyledin ya, aslında bu. Bu neyi gösteriyor acaba? Oradaki bir de eski vekil değil mi? O da önemli. Vahit Kayırıcı. Evet, MHP. Vahit Kayırıcı. Evet. Şimdi bu derin MHP'nin, derin MHP üzerinden çok anlam yüklenilen birisi. İşte bu Alaaddin Çakıcı'nın iyi arkadaşı, öbür mafyatik organizasyonların hepsiyle bir şekilde teması olan birisi. Ama uzun zamandır MHP'nin dışındaydı. Devlet Bahçeli onu silmişti. Devlet Bahçeli birisini sildiği zaman kolay kolay bir daha listeye almaz. Burada Alaaddin Çakıcı aracı oldu. Vahit Kayırıcı'yı da yanında o getirdi. Barıştırdı onları da yani. Yani Alaaddin Çakıcı'nın oraya gelişinin ne kadar güçlü olduğunu göstermesi açısından bu bile önemli. Yoksa Devlet Bahçeli kolay kolay, yani Vahit Kayırıcı'nın koluna girmiyor ya da ikisinin arasında fotoğraf vermiyor. Onların önünde şeyle Alaaddin Çakıcı. Bir de tabii ki MHP siyaseti bu tip figürleri sever. İhtiyacı var Devlet Bahçeli'nin, yani tabana güçlü mesaj vermesi gerekiyor. Alaaddin Çakıcı kendi tabanına mesajını verebilecek iyi bir şey. Fotoğraf karesine girilebilecek figür, öyle söyleyeyim. Şimdi bakalım işte önümüzdeki süreçte nasıl, neler gerçekleşecek. Ama tekrar tabii CHP liderinin bu tweetlerine de dönersek. CHP liderinin. Evet, onunla tamamlayalım. Şimdi çünkü çok dönemde, önem taşıyor. Tabii son dönemde bir şeyler tartışıyor. Ben bir CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı diye bir yazı yazmıştım. O yazımda da şuydu benim konunun ana fikri. CHP Genel Başkanı eğer Cumhurbaşkanı adayı olursa ve Cumhurbaşkanı seçilirse, parlamenter sisteme dönülene kadar, o anayasa değişikliği gerçeklenene kadar CHP Genel Başkanı da kalmalıdır diye. Millet İttifakı'nda masaya oturanlar değil ama masanın dışında kalanlar arasında konuşulan bir konuydu. Çünkü CHP, sen de iyi biliyorsun, çok kolay yönetilen bir parti değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu oradan aldığınız zaman kendi içine dönecek. Kendi içindeki yarışlarla çok yorgun bir parti ortaya çıkacak. Millet İttifakı'nı yönetmek zorlaşacak. Millet İttifakı'nın içinden çıkan koalisyon hükümetini yönetmek zorlaşacak. Belki de imkansız hale gelecek. Bu doğal olarak Erdoğan'ı ve de AK Parti'yi tekrar bir seçenek haline getirir. Oraya prim yazar. Bunun önlenmesinin tek yönü, işte Kemal Kılıçdaroğlu'ysa eğer Cumhurbaşkanı adayları, Cumhurbaşkanı seçildiği zaman anayasa değişikliği gerçekleşene kadar aynı Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini masanın belirlediği sınırlarda içinde kullanma kararıyla, bu Cumhurbaşkanı da aynı zamanda bir partinin genel başkanı olabilir hakkını, yetkisini de o döneme kadar kullanacak. Kullanması tartışılıyor. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok soğuk baktığı bir mesele değil diye yazdım ben. Ki CHP'nin içinde daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık şeyi dillendirmeye yeni başlandığı dönemde CHP'nin içinde başlamıştı bir takım isimler ön plana çıkmaya, geleceğe yönelik bir kurgular yapmaya. CHP'de böyle birkaç kişi öne çıktığı zaman hemen onlar gruplaşırlar zaten. Bir an önce işte çok ayılıp bayıldıkları için değil anladığım kadarıyla bir kısmı. Hani Kemal Kılıçdaroğlu bir an önce Cumhurbaşkanı olsun da biz de CHP Genel Başkanı'na oturalım. Ya da CHP Genel Başkanı şu olsun da biz de onun yanında yer alalım diye. Biraz da ona kızmış, sinirlenmiş galiba. O yazımda da şunu söyledim ama yani Millet İttifakı'nda şöyle bir sıkıntı yaşanıyor. Nitekim bir önceki toplantıda bunu Ali Babacan bizzat dile getirecekti ama getirdi mi getirmedi mi bilmiyorum. Şimdi adayı masa belirleyecek. Yani CHP'lerin ortaya çıkıp bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, adayımız Uzlaşıyla Kemal Kılıçdaroğlu. Uzlaşıyla ortaya tabii, çıkacak. Bunu zaten Sayın Kılıçdaroğlu kendisi de söylüyor. Ama şimdi CHP'nin adayı gibi böyle CHP'liler tarafından açıklanınca CHP'nin adayı oluyor. Masanın adayı olmuyor. Bunun için birazcık sessiz kalmak, birazcık beklemek lazım.
birazcık alınganlık yapıyorlar masadakiler normal olarak. Çünkü kendi tabanlarında da bir tazyik var orada. Çok da kolay iş yani değilmiş. Diğer partiler için de geçerli. Şimdi mesela Saadet'in de kurmaylarına sorsak. Sayın Karamollaoğlu diyecekler elbette ki. Yani bütün partilerin kurmayları bu. İYİ Parti'nin İstanbul Başkanı Burak Avuncu örneğin. Mansur Yavaş'ın karşılığı var deyince o da bir tartışma yarattı. Yani bana sorduğun zaman Mansur Yavaş'ın bir karşılığı var mı diye sorsam ben de derim var karşılığı. Yani bu çok rahat teknik olarak kurulacak bir cümle ama işte Burak Avuncu koyunca hemencecik bir anda İYİ Parti'nin Meral Akşener'in adayı Mansur Yavaş haline geldi. Son dönemde Mansur Yavaş'ı da İYİ Parti sanki dillendiriyormuş gibi İYİ Parti üzerinden açıklayarak sanki Kemal Kılıçdaroğlu alternatifmiş gibi çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bir iki adım ön plana çıktı adaylık meselesinde getirmeye çalışıyorlar. Birazcık kızgınlık kırgınlık ondan. Oysa ben şunu biliyorum. Hani bu bilgiye işte bugün sabah da teyit ettim. Konuşarak sahip oluyorum bunlara. Yani vahiy yoluyla inmiyor. İYİ Partililerle konuştum. O masada Mansur Yavaş'a İYİ Parti'den destek gelir mi gelmez mi şüpheli ama Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak tam destek mevcut. Bunu zaten yani liderlerin de sözlerinden, o işte tavırlarından anlaşılıyor. Mesela Sayın Karamollaoğlu aslında çok belli etti direkt yani tabii. Bunu. Yine aynı şekilde Davutoğlu da, Gültekin Uysal da işte hepsi şimdi yani şunu hep ıskalıyoruz. Bunu belli ediyorlar. Şunu ıskalıyoruz. Öyle bir durumda çizelim. Ne yaparlar? Sadece kazanma niteliği olan bir aday arayışında değil bu masa. O yüzden çok uğraşıyor. Çünkü önce bir ne yapılacağına karar verecek. Ondan sonra nasıl yapılacağına karar verecekler. Ondan sonra bunu kim yapacağına karar verecekler. Bu süreci yönetebilecek niteliklerde birini arıyorlar. Yani bu koalisyon koalisyona dönüşecek masa evet. Mekaniğini yönetebilecek. Burada bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu iki adım öne çıkıyor. Çünkü referandumdan bu yana bu farklı yapıdaki partileri hem muhafaza ediyor hem de burayı yönetiyor. Burayı işletiyor ve sonuç aldırıyor. Bu önemli. Yani örneğin şuraya Mansur Yavaş'ı koyduğunuz zaman %50 ile %60'da seçilmiş olsa bile bu mekaniği yönetebilir mi? Ya da Ekrem İmamoğlu ya da üçüncü bir kişi, dördüncü bir kişi. Bunu çünkü test etme lüksünüz yok. Çünkü zaman çok sıkışık. Şimdi tabii işte bakalım nasıl ilerleyecek süreç diyelim. Çok çok ama teşekkür ediyoruz. Ama Kemal Bey'i çok kızdırmışlar. Onu gördüm. Kolay kolay böyle cümleler. Yani bu mesajlar kurmuş. Değil mi? Tabii, bu kadar mesajlar. Hani. Tabii durup zaten şunu, o gün grup toplantısında çok sert. Şunu bile bakın işte kendisini böyle iktidar karşısında konumlandırmış gazete yazdılar. Hmm. Bir kendi mezhepsel kimliğinden dolayı seçilmeme ihtimali olduğunu bakın. İktidar medyası yazmadı. Anlatabildim mi? Yani bunlar gerçekten can sıkıcı şeylerdir. Öyle bir gazetecik açısından bunları bir yere bağlayıp yani atıyorum bir AK Parti milletvekili dedi ki diye bir haber, bir köşe yazısı, bir bilgiyi paylaşmak da çok gazetecik açısından da tekniği açısından da doğru değil. İyi niyetle de kimse bulamaz bunları.